Herkese selamlar, kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi Ramazan'a özel harika pideler yapacağız. Tereyağlı, yumurtalı, yumuşacık, pamuk gibi pastane pidelerini aratmayacak kolay, evde yapabileceğiniz lezzetli pideler. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Hemen başlayalım. Önce kabımıza 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker ve yarım paket yaş mayamızı alıyoruz. Elimizle ufalayarak içine alalım. Yaş mayamız yoksa kuru maya da kullanabiliriz 1 yemek kaşığı. Birazcık elimizle ezdikten sonra kabımızın kapağını kapatıp 15-20 dakika aktif hale gelmesini sağlayalım mayamızın. Mayam kabardı. Şimdi içerisine 1,5 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Oda sıcaklığında tereyağı. Elimle biraz daha yoğurarak yumuşatıyorum tereyağımı. Üzerine biraz un ilave ederek tuzunu da ekleyeceğim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Unum da yaklaşık 3,5 su bardağı. Yavaş yavaş ekleyerek unumu hamurumun kıvamına bakacağım. Ona göre tekrar un ekleyeceğim. Yumuşak bir hamur olacak. Çok da ele yapışmayacak. Yoğurarak bakalım. Unumun hepsini ekledim. Hala elime yapışıyor. Bu yüzden yarım su bardağı kadar daha un ekliyorum. Tekrar yoğuruyorum. Evet, bu kıvam yeterli, yumuşak, çok da ele yapışmayan güzel bir hamurum oldu. Yani 4 su bardağı kadar un eklemiş olduk. Şimdi kabımızın kapağını kapatalım ve yaklaşık 40-45 dakika hamurumuzu dinlendirelim. Hamurum dinlendi. Hamurum iki katına çıktı. Şimdi hamurumun havasını aldırıyorum. Alttan yukarıya doğru çekerek yoğuruyorum. Eğer elinize yapışırsa biraz una batırın elinizi. Şimdi daha rahat hareket etmek için ben masamı alacağım. Daha önce silmiştim masamı. Hamurumu masama alarak devam ediyorum biraz daha. Ben 2 tane pide yapacağım. Bu yüzden hamurumu 2 eşit parçaya bölüyorum. İsterseniz 4'e bölerek küçük pideler yapabilirsiniz. Ya da hamur nebziyle büyük bütün pide yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğimiz masamıza şimdi pidelerimizi yerleştirdim ve şeklini veriyorum. Yuvarlak şekil yapacağım ben. Ovalde yapabilirsiniz. Üzerine bastırarak yuvarladım. Şimdi parmakla şekil vereceğim. Onun için 1 çay bardağı kadar suyum var. Suyuma 1 tatlı kaşığı ya da 1 çay kaşığı kadar un ekleyerek karıştırıyorum. Parmağımı bu suya batırarak önce etrafında parmağımla şekil veriyorum dış kısmını. Daha sonra içeriden şekil vereceğim. İsterseniz benim gibi kare kare yapabilir ya da baklava dilimi de yapabilirsiniz. Pidemi fırın tepsime alıyorum.
Üzerine mutfak örtüsü örterek yarım saat kadar daha dinlendireceğim. İkinci pidemi de yapıyorum. İsterseniz fırın ayarınızı en kısık dereceye getirerek 15-20 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz pidenizi. 50 dereceye getirebilirsiniz fırınınızı. 15 dakikada kabaracaktır. Tepsim ayam oldu, pidelerim kabardı. Şimdi üzeri için 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı yoğurdu ilave edip çırpacağım. Yumurtamın yarısını ilk pideye sürüyorum. Elimle iyice her tarafına yediriyorum. Pidem kabardığı için şekli biraz kayboldu. O yüzden parmağımla tekrar şekil veriyorum. Üzerlerine bolca çörek otu ve susam serpiyorum. Derecede ısıttığımız fırında altı üstü kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi fırından veriyorum pidemi. Pidelerin fırından çıktıktan sonra birazcık sert oluyor. Üzerine bir havlu sererek 15 dakika dinlendirdim ve yumuşacık oldular. Birini birazcık fazla kızarttım, daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi yumuşak, harika, mis gibi de kokuyor, tereyağlı. İsterseniz keserek içine de bakalım. Gördüğünüz gibi keserken de belli, yumuşacık, pamuk gibi. Biz bu pideleri yemeye doyamadık. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın. Başka tariflerde buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.